önce şeyin önceki sağlık ocağında, şimdi hasta sağlık ocağında. Ama bunun şartı yanlış olmaması lazım, bu doğru değil yani. Bu doğru. Bu doğru. O yanlış idi çünkü biraz ya. Kaçtı artık, 8? 8, 500. 8. Gel. Gel. Bizim dörttür. Buraya mı? Bir bak. Almayacak, kimse almayacak. Yok oldu. Ölçemedim. Dur kızım, dur. Dur. Tamam, dur. Dur kızım. Dur. Kimse almayacak, yok. Hayır, hiç şey yok. Devamlı ağrıyor. Önce de yoktu bir şey. Ama 15 gün bitti. Öyle. Yardım. Gelme. İsim ne ablam? Hava Demirtaş. Demirtaş. Evet. Kız. Evet sevgili dostlar, Gurbetten Sıla'ya mektup programında Artvinili Yusufeli ilçesi Kömürlü köyü, eski ismi Ahot köyündeyiz. Bugün Doktor Seyfettin Bey ile Yusufeli'den kalktık, buralara kadar geldik. Ne işimiz var burada? Hoş geldiniz öncelikle. Gurbetten Sıla'ya seyircilerine selam söylüyorum. Evet, burada ne işimiz var? Bir öğrenelim ilk önce. Şimdi biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Dönüşüm Projesi içerisinde aile hekimliği uygulaması 2004 yılında meclisten geçti, 2005 yılının içerisinde de uygulamaya başladı. Artvin ili olarak 2008 yılı içerisinde geçilmesi gerekirken altyapı eksikliği ve de hekim yetersizliği nedeniyle 2009'un 12. ayı itibariyle geçtik. Resmi anlamda da 2010 birinci ayında aile hekimliği uygulaması başladı. Burada ne işimiz var derken de biliyorsunuz aile hekimliği uygulamasında mobil sağlık hizmeti dediğimiz uygulama var. Burada amaç, tabii ki asıl amaç, koruyucu sağlık hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi. Biliyorsunuz bir ülkenin sağlık alanında gelişmişliğini gösteren göstergeler, biliyorsun anne ve bebek ölümlerinin minimum olması çok önemli bir durum. Bunun için de bu anne bebek ölümlerini minimuma indirmek için de bakanlığımızınca belirlenmiş olan demografik ölçütlerin yüzdelerinin %97'lerin üzerinde olması çok önemli. Bunlar nedir? Aşı izlemleridir, gebe izlemleridir. İşte bebeklere ve gebelere demir desteğidir vesaire vesaire. Burada tabii ki Yusufeli ilçesi ve köyleri aşırı göç verdiğinden dolayı yaklaşık 120 nüfusu olan bir köyde 2 tane bebeğimiz var. Bir gebe ve bir bebeğimiz var. Tabii mobil hizmette koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra yaşlı yatalak hastaları evde ziyaret edip artı ilçeye gelemeyecek durumdaki insanları köyünde, evinde sağlık hizmeti sunmak amacı içerisindeyiz. Zor olmuyor mu? Ya ben gelirken gerçekten Kömürlü köyüne ilk defa geliyorum ve yollarından korktum açıkçası. Buraya kışın gelmek nasıl bir duygu, hiç yaşadınız? Tabii ki yani sonuçta buraya bu hizmetin verilmesinde sadece sağlık değil, bu insanlar burada yaşıyor, her gün ilçe merkezine iniyor. Evet. Onlar için ne kadar zorsa bizim için de aynı şekilde zor. Onun için arazi şartlarına uygun kendi imkanlarımla işte bu aracı alın. Kış şartlarında da zorlayacağım yani. Belki daha iyisini alacağım. Evet. Gerçekten işiniz çok zor. Peki
ilçeye gelemeyen insanlara kapısında gelip hizmet ediyorsunuz. Bu bölgede özellikle yöresel bir hastalık var mı? Veya en çok ne tür hastalıklar başınıza denk geliyor? Biraz önce de bahsettiğim gibi göç nedeniyle, aşırı göç nedeniyle genç nüfus ciddi anlamda il dışı, ilçe dışı göç etmek durumunda. Baraj belirsizliği de tabii bunun içerisinde etken. İşsizlik, istihdam konusunda sıkıntılar da önemli. Burada en çok yaşlı hastalar olduğu için tansiyon hastaları çok fazla. Özellikle bu köyde ilk muayeneye geldiğimizde 20 hastanın tansiyonunu ölçtüysek yaklaşık 17 tanesinin yüksek tansiyona. Sebep nedir? Sebep yaşlılık. İşte belki düzensiz beslenme olabilir. Evet. Hayvansal gıdaların ağırlıkta kullanılması olabilir. Katı evet. yağlar vesaire. Yani yoğunluk, tansiyon, romatizman hastalıklar çok fazla. Peki. Şimdilik bu kadar yesin diyelim. Sizi alabilir miyiz böyle? Bir iki cümle de sizinle edelim. Az önce bir muayene geçirdik. Evet. Çocuk sizin galiba. Evet, bizimdir çocuk. Ne kadarlık bu? Bu çocuk 9 aylık. 9 aylık. Evet, 9 aylık. Fakat Allah razı olsun. Önce Sağlık Bakanımızdan tutalım da sağlık ocağımıza kadar bütün sağlık kuruluşlarından hepinizden Allah razı olsun. Çünkü sağlık hizmeti ayağımıza geliyor. Biz belki devamlı Yusuf Ali'ne, ilçe doktorlarına götürme şansımız olmasa da ilçe doktorları buraya gelip de bizim ayağımızda çocuklarımızı ve ailelerimizi sağlık durumlarına bakmaları bizim için çok büyük bir avantaj. Evet. Yolumuzu görüyorsunuz. Bu yollarda ücretimiz pahalı. Her zaman Yusuf Ali'ne gitme şansımız olamıyor. Ama doktorlarımız ayağımıza gelip de burada bakmaları bizim için büyük bir avantaj. İlgililere hepsine teşekkür ederiz. Peki bu sizi isminizi alalım. Aydın, biraz geç kaldık ama. Aydın Demirtaş, Kömürlü evet. Köyü vatandaşıyım. Evet Aydın Bey, bu köyde kaç kişi yaşar? Köyde doktorumuzun da beyan ettiği gibi 120'nin civarında oturanımız var, insanımız var. Yazın nüfus artıyor mu? Gelen giden oluyor mu dışarıdan? Genellikle yazın burada biraz düşüyor. Yazın gençlerimiz gurbete çıktığı için yazın biraz düşüyor. Kışın biraz daha çok oluyor. Peki göç nasıl? Buradan nerelere göç etti hemşehrileriniz? Buranın 100'e yakın hanemiz vardı köyümüzde. Fakat genellikle göç verdik. Köyümüz önceden yol yokken çok fazla göç verdik. Yol olduktan sonra pek az göç verdik. Genellikle Eskişehir'e halkımız göç gitti. Çünkü buranın halkı biraz çalışkan olduğu için, ekim biçim işi de Eskişehir'de bol olduğu için evet. oraya göç verdik. En fazla oraya. Peki Gurbetten Sıla'ya mektup programımızın adı ama biz Sıla'dan bir gurbete selam gönderelim desek neler söylersiniz oradaki hemşehrilerinize? Eskişehir'deki hemşerilerimize, İstanbul'dan Türkiye'nin her ilinde mutlaka göçümüz Bursa'da var. Bursa'da da var mı? Her ilimizde mutlaka göçümüz var. Fakat en çoğu Eskişehir'de. Hepsine, bütün Türkiye'nin her yerinde, her yönünde ve yurt dışındaki vatandaşlara da, köylülerimize, ahbaplarımıza, dostlarımıza hepsine buradan selamlar olsun. Peki, aleyküm selam diyelim. Biz programımıza devam edelim. Bakalım neler bekliyor bizi. Kayıt var. Ha, tamam canım.